Merhaba. Bu programın başlığı ODTÜ neden önemli bir okuldu? Şimdi soru tuhaf görünebilir. Şimdi aradan bu kadar zaman geçmiş. 12 Eylül'ün üzerine 42 yıl geçmiş. 1970'li yılların üzerine 50 yıl geçmiş. O dönemden bilinen çok sayıda isim, işte Hüseyin İnan'dır, Ulaş Bardakçı'dır, daha sayılabilecek başka isimlerdir. Bunların hepsi ODTÜ'den gelme insanlardır. Yusuf Aslan'dır keza. Bunların hepsi ODTÜ'den gelmedir. Sinan Cemgil keza. Ama ben ODTÜ neden önemli bir okuldu sorusunu daha önceki bir dönem için sorup cevaplandırmak istiyorum. Yani 1960'lı yılların sonlarında, 1970'li yılların başlarında ODTÜ neden önemli bir okuldu? Evet, Türkiye'de önemli üniversiteler vardı. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu 6. filoya yönelik protesto gösterilerinde Vedat Demircioğlu'nun ölümü bu üniversitede gerçekleşir. İstanbul Üniversitesi, bu üniversitelerde ilk işgalleri yapan yerdir. Ankara'da yıllardan beri adı bilinen Siyasal Bilgiler Fakültesi, keza Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Bunun yanında ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ. Şeyi saymıyorum, Fen Fakültesini. Çünkü bu yer, bu fakülte Beşevler'deydi. Ve Beşevler'de sürekli bir şekilde MHP ile çatışma olduğu için bu fakülte politik faaliyette, yani bu çatışmanın dışına çok fazla çıkamıyordu. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde evet, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Komer'in arabası yakıldı. Bu zaten bütün dikkatleri ODTÜ'ye çekmişti ama ODTÜ zaten bundan önce de önemli bir üniversiteydi. Ben işte o döneme ait olarak neden sorusunu sormak istiyorum. Bunun iki tane nedeni vardır. Birisi ODTÜ'ye bağlı değildir. Önemli neden Ankara'nın önem kazanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Ankara, yani sol hareketler açısından önemli bir yer değildi. Ankara memur şehri, işçi yok. Sadece esas olarak yani memurların bulunduğu bir kent. İşçilerin bulunduğu yerlerde küçük iş yerleri genellikle. İstanbul'daki gibi büyük fabrikalara sahip değil. Sadece 27 Mayıs 1960 darbesinden önce öğrenci gösterileri Ankara'da yapıldı. O dönemin meşhur sloganı vardı. 555K diye, yani 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da şeklinde bir sloganı vardı. Ve 1927 Mayıs darbesinden sonra Ankara daha fazla önem kazanacaktı. Bu önem kendini şunlarda gösteriyordu. İlk olarak çok sayıda federasyonun merkezi, mesela Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu, TDGF'nin merkezi işte Ankara'daydı. Çok sayıda sol derginin yayın yeri ya da merkez bürosu Ankara'daydı. Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Devrim Dergisi gibi. Daha sonra Mihribelli ve çevresini çıkarmaya başladı Aydınlık Dergisi gibi. Daha sonra Aydınlık ikiye ayrıldı. Beyaz Aydınlık, ki bu şeydir, Doğu Perinçek ve çevresinin yayın organıydı. Diğeri ise Kırmızı Aydınlık, Mahir Şayan, Mihribelli çevresinin yayın organıydı. Bunlar da merkezi Ankara'daydı. Ankara yani çok sayıda sol derginin şeydi, hani çıktığı yerde merkezdi. Bu yüzden mesela o dönemin İstanbul'daki insanlarından, mesela İstanbul'da Ant dergisi çıkıyordu. İstanbul'da herhalde tek önemli aylık dergiydi denebilir. İstanbul'da yayınlanıyordu o. Mesela onu yayınlayan Doğan Özgüden yıllardan beri Belçikalıdır. Kendisi şöyle söylüyordu. Yani Ankara'dakilerin teorik düzeyi İstanbul'dakilerden yüksekti. Hatta bunları dinlerken derdik ya, adamlar bak neler neler biliyorlar. Ankara'nın teorik düzeyi daha iyiydi. Ve bunun tabii önde gelen neden de herhalde şey olsa gerektir. Çok sayıda teorik derginin merkezi, çıkış yeri Ankara'da. Başka ufak tefek dergiler de çıkıyordu belki. Bu da tabii şey getiriyor. Aylık olarak yazı yazacaksınız. Belli şeyleri bilmeniz gerekiyor sizin doğal olarak. İkinci özellik ise yabancı dil bilgisidir. Şimdi burada iki şeyi birbirine ayırt etmek lazım. Denir ki ODTÜ'lüler İngilizce bilmez. Şimdi bir tespitle bu doğrudur. Şöyle doğrudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yani adı üzerinde Teknik Üniversite. Dolayısıyla üniversitenin çok sayıda öğrencisi teknik bölümlerin öğrencileridir.
Yani idari ilimlerde okuyanların sayısı genel sayıya göre daha azdır. Dolayısıyla da insanlar, evet herkes aynı hazırlık sınıfı okur. Birinci sınıfta o yıllarda epeyce ağır bir İngilizce metin yorumlama dersi alınırdı. Bu herkes için ortaktı. Ancak sonuç olarak yani geriye kalan zamanda çok sayıda öğrenci teknik İngilizce ile haşır neşir olurdu. Diğer tür İngilizceden giderek uzaklaşırdı. Yani teknik İngilizce bilen insanların bilgisi sınırlıdır. Bu insanların teknik İngilizce bilgisiyle bir İngilizce sosyoloji kitabı, İngilizce tarih kitabı okumaları zordur. Okuyabilirler ama zorlanarak okuyabilirler. Çünkü bu dalların, diyelim sosyolojik İngilizcenin başka bir kelime hazinesi vardır. Gramer aynıdır her yerde ama kelime hazinesi farklı alanlarda birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da mesela ben kendimden biliyorum. Ben ciddi bir şekilde çok sayıda başka kitap okudum. Ve yani başka alanlarda okumamı da o şekilde ancak geliştirebildim. Yoksa benimki de kimya sonuçta teknik İngilizceydi. Yani kimyanın İngilizcesiydi, fiziğin, matematiğin İngilizcesiydi. O kadar. İşte başka arkadaşlarının mühendisliğin İngilizcesi diyelim. Orada kalırdı. Bunun dışında eğer çok zengin ODTÜ kütüphanesinden yararlanarak değişik alanlarda okumuyorsanız o zaman yani sosyolojik veya tarih kitapları İngilizcesini yani okuyabilirsiniz yine ama zorlanırsınız bayağı. Başta mutlaka zorlanacaksınız. Kaçınılmaz. Şimdi 60'lı yılların sonları 70'li yılların başlarında ülkede İngilizce bilen çok az insan vardı. Tabi İngilizce bilen derken yani politik metinleri anlayabilecek düzeyde İngilizce bilen insanlardan bahsediyorum ben. Yoksa basit İngilizce bilenlerden değil. Bunu bilen çok az sayıda insan vardı. Ve bunlar da ciddi bir şekilde Ankara'da ve özellikle ODTÜ'de kümelenmişlerdi. Nitekim o dönemin teorik dergilerinde değişik İngilizce kaynaklardan yapılı alıntılar vardır. Bunlar yer alır. Aydınlık dergisinde mesela bunlar özellikle yer alır. Bunlar hepsi şeydir yani ODTÜ'den gelme insanlardır. Genellikle ODTÜ idari ilimlerde veya daha az oranda başka yerlerde, başka fakültelerde okuyan insanlardır. Şimdi bunu şundan dolayı özellikle belirtiyorum. Şimdi 1971'in Türkiye solunda iki tane böyle çok öne çekmiş örgütü var. Biri THKO, diğeri THKPC. THKO bir ODTÜ örgütü denilebilir. Çünkü kurucuları ODTÜ'lüdür. Yani Yusuf Aslan, Sinan Cemgil, Atilla Keskin ve diğer sayı işte şey ne derler Gülay Ünü var ve birkaç isim daha bunların hepsi ODTÜ'lüdür. Başka şehirlerden de insanlar vardı ama bunlar kurucu kategorisine girmiyordu. Diğer örgütün THKPC'nin de değişik kadroları ODTÜ'den gelmedir. İşte Ulaş Bardakçı gibi, işte Ertuğrul Kürkçü gibi ve daha başka isimler de sayılabilir. Bunlar da mesela ODTÜ'lü kişilerdi. Tabii Parti cephe daha genişti. Başka yerlere de yayılmıştı. Başka yerden daha fazla insan vardı. Bu iki örgütte de önemli oranda teorik olarak belirleyici olan Küba Devrimi ve Che Guevara'nın yazılarıdır. Şimdi o dönem için şunu sormak lazım. Yıl 1970, 69-70. Küba neresi, Türkiye neresi? İkisi dünyanın iki ayrı ucundaki iki ülke. Küba devriminden nasıl haber alıyorsunuz? Gazete haberlerine bir şey olmaz. İstanbul'daki özellikle yayın evleri belli yayınları çeviriyorlardı. Mesela Fidel Castro'nun Tarih Beni Beraat Ettirecekler adlı savunması yayınlanmıştı hatırladığım kadarıyla. Che Guevara'nın Savaş Anıları o dönem yayınlanmıştı. Douglas Bravo'nun Venezuela'dan Ulusal Kurtuluş Cephesi isimli kitabı yayınlanmıştı. Bunlar tabii önemli kitaplar ama yani şey de hani bunlar böyle komple bir bilgi vermiyor sonuç olarak. Bunu insanlar başka kaynaklardan okuyorlardı. İngilizce kaynaklar bunlar. Sadece Mahir Çayan Fransızca bilirdi. Diğer bir sürü insan İngilizce biliyordu. Başka kaynakları nereden buluyorlardı? ODTÜ kütüphanesi çok zengin bir kütüphane. Ya da değişik imkanlarla getirtiyorlardı diyelim ki bu kaynaklar. Ama özellikle ODTÜ kütüphanesinden bu kaynaklar bulunabiliyordu. İngilizce olarak son derece zengin bir kütüphaneydi. Bu da gerek Küba devrimi, gerek Che Guevara'nın görüşleri, gerek o dönemdeki Latin Amerika gerilla hareketleri hakkındaki bilgiyi, bu bilgi eksik de olsa
önemli oranda bu bilginin edinilmesini gündeme getiriyordu. Yani bu iki tane ön plana fırlamış örgütün, THKO ve THKPC'nin önde gelen kadrolarının tamamı, tabi İngilizce bilgilerini ben ölçemem ama en azından temel İngilizceyi biliyorlardı. Bu konuda bir şeyleri yoktu, eksikleri yoktu. Otlular bunu bilirler. Sadece bunun dışında mesela siyasaldan Mahir Çayan Fransızca biliyordu. Hatta Fransa'ya da gidip gelmiştir. Böyle bir durum var. Yani Türkiye'de teorinin oluşmasında, Türkiye'de değişik örgütlerin oluşmasında Küba devriminin ve Latin Amerika gerilla hareketlerinin ve Çe'nin büyük bir etkisi vardır. Hatta denebilir ki Küba devrimi Latin Amerika dışında dünyada en büyük etkiyi Türkiye'de yaratmıştır. Türkiye solunda yaratmıştır. Çok sayıda insan Küba devrimini kendisine model veya buna benzer bir şekilde bir devrim düşünerek değişik hareketlere girmiştir. Tabii soru şu, Küba devrimi nereden öğreniyorsun? Türkçe'de kaynak son derece kısıtlı. Yok değil var ama çok kısıtlı. Bunu ancak İngilizce'de öğrenebilirsin. Fransızca ve diğer dilleri bilenler çok azdı zaten. İngilizce'de öğrenebilirsin. Yani İngilizce okuyabilmek gerekiyor. Bir o. İkinci olarak da bu kaynakları nereden bulacaksın? ODTÜ Kütüphanesi bu konuda son derece zengin bir yerde. Veya bunun dışında değişik dergiler ve kitaplar diyelim başka ülkelerden getirtilebiliyordu. O dönem değişik ülkelere gidip gelen, özellikle İngilizce konuşan, İngiltere'ye gidip gelen bir sürü insan vardı. Bu kaynakları da oradan bulmak görece daha kolaydı. Yani THKO'nun bir ODTÜ örgütü, ODTÜ kaynaklı bir örgüt olması, kurucularının bu üniversiteden olması, Parti CHP'nin önemli kadrolarının bu üniversiteden gelmesi, yani bunların ikisinin de ODTÜ'den daha ötede bir Ankara örgütü olmaları, ki daha önce Türkiye solunun tarihinde böyle bir şey yoktur. Ankara zaten kayda değer bir şehir değildir. Bir memur şehridir, bürokrat şehridir. Başka bir özelliği de yoktur. Bunda bir Ankara'nın özel önem kazanmasının yeri vardır. 27 Mayıs darbesinden sonra Ankara özel bir önem kazanmıştır. Ve solda bu önemi en iyi anlayan kişi Mihri Belli oldu o dönemde. Hikmet Kıvılcım da anlamıştı ama çok geç kalmıştı anlamakta. O sırada herkes artık görüşünü, yönünü belirlemiş durumdaydı. Dolayısıyla yani artık çok geçti. İkinci olarak yani Küba devriminin, Che Guevara'nın ve Latin Amerika, daha az oranda Latin Amerika gerilla hareketlerinin Türkiye'li örgütlerin 70-71 önemli iki örgütünün THKPC ve THKO'nun oluşmasında teorilerin şekillenmesinde büyük etkisi vardır. Ve o büyük etkiyi de yani şunu söylemek gerekir, yabancı dil bilmeden olmazdı. Çünkü yani günlük gazetelerden işte bölük pörçük bir takım bilgilerden onlar da ne kadar doğrudur belli değil. Bunlardan hareketle bir teori oluşturamazsınız. Teoriyi oluşturmanız için mutlaka şeydir, yabancı dil bilgisi, İngilizce bilgisi gerekiyordu. Çünkü gerek THKO, gerek THKPC o dönemin Türkiye'sine yaygın olan Mao Zedong'un görüşlerini reddetmiyorlardı ama bunları da istemiyorlardı. Yani Mao Zedong'un görüşleri yerine Küba'nın, Che Guevara'nın görüşlerini koyuyorlardı daha çok. Devrim anlayışını koyuyorlardı veya devrim diyelim stratejisini koyuyorlardı daha çok. Bu dönem Mao ile ilgili kitaplar Türkiye'de epeyce yayınlanmıştı. Bunu tabii özellikle aydınlıkçılar çeviriyordu. Onlar da zaten İngilizce biliyorlardı. Başka nasıl çevirecekler? Kimse Çince bilmiyor. Bilmesi de beklenemez. Ama Çin hemen hemen her konuda İngilizce yayın yapıyordu. Ve oradan da Türkçe'ye çevirmek, yani İngilizce biliyorsanız eğer biraz uğraşarak pekala mümkündür. Yani ODTÜ'nün önemi, o dönemki önemi sadece orada yapılan eylemlerden vesaireden değil, bir Ankara'nın önemli oranda artmasından gelmekteydi. Eğer ODTÜ İzmir'de bir üniversite olsaydı herhalde önemi daha da düşük olurdu. Epeyce düşük olurdu. İki, tabii çok önemli, ülkede İngilizce bilen yok. Ülkede iyi İngilizce bilen yok. Orta İngilizce bilen bile yok. Bunu şey yapıyordu. Bu ODTÜ'lülere özgü bir imtiyazdı denebilir o dönemde. Veya koleji mezunlarına özgü bir imtiyazdı diyelim. Ki ODTÜ'lülere göre bunların sayısı azdı.
O dönem Otlulara özgü bir imtiyazdı ve bu imtiyazlarını işte çok sayıda İngilizce metin okuyarak, kitap okuyarak, bunları sürekli tartışıp yazarak ve Türkiye'ye uygulamaya çalışarak önemli oranda kullanabildiler. Daha sonra tabii İngilizce tekeli, İngilizce bilme tekeli Otlu'ya kalktı, kayboldu. Bu da normaldir. Yani bugün bir sürü İngilizce bilen var. Ama şeyi de söylemek lazım. Yani değişik insanlar buraya geliyorlar. Bakıyorsunuz adam doçent, İngilizce rezalet. Yani biliyor da yani bu olmaz böyle diyorsunuz doğal olarak. Yani bu da var. Gene İngilizce konusunda Türkiye insanının bir hayli eksiği var. İngilizce bilenlerinin bile var. Neyse bu bizim konumuz değil. Varsa vardır artık. Yani kendi alanına ait bir konudur. Onun artık kendisi uğraşsın demek gerekir. Evet, bugünkü program da bu kadar. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.